Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. gününde 22 Ocak'ta Hatay'daydı. Hatay'da bir takım temaslarda bulundu. Reyhanlı saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti. Terör örgütü PKK'nın Kırıkhan'a attığı havan mermisiyle hayatını kaybeden elektrik şirketi çalışanının ailesini ziyaret etti. Sivil toplum kuruluş temsilcileriyle buluştu. Cenab-ı Hak şifalar ihsan etsin. Terör örgütü PKK'nın Kırıkhan'a attığı havan mermisiyle hayatını kaybeden elektrik şirketi çalışanının ailesini ziyaret etti Hatay'da. Aileye başsağlığı dileklerini aktardı Akdağ. Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olanlar olduğunu söyledi. Ardından dualar edildi. Milletçe de biz bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Hafifler, bu milletin sırtı yere gelmez. İstemiyorlar. Türk milletinin, Türkiye'nin kuvvetli olmasından rahatsızlar. Ama onlar rahatsızlar diye biz kendi kuvvetimizi, gücümüzü yok edecekleriz. Başbakan Binali Yıldırım da Akdağ aracılığıyla hayatını kaybeden elektrik şirketi çalışanının ailesiyle konuştu. Başbakan Yıldırım da aileye başsağlığı diledi. Sayın Başbakanım, o kadar maşallah şuurlu, Allah'ın emrini bilen bir aile ki. Sayın Başbakanım, ben 7 tane oğlum var. Gerekirse bir tanesi gibi 6 tanesinde aynen göreve gönderir. Telaşla çalışmakta olan bir oğlum daha var. Şehidim gibi büyük. Onu da isterlerse göndereceğim. Ben de beraber gideceğim. Gerekirse neyse. Ben de giderim. Hep birlikte yaparız. Annesi de gidecek. O askerlere taş taşırım. Sizi de başınızdan Allah eksik etmesin. Taş kullan. Recep Akdağ ayrıca Reyhanlı saldırısında yaralananları da hastanede ziyaret etti. Akdağ ziyaretlerinde Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekilleri, İl Başkanı İbrahim Güler ve partililer de eşlik etti. Ardından basın mensuplarını operasyonu değerlendirdi Akdağ. Bölge halkının operasyonu desteklediğini söyledi. Zeytin Dalı Harekatı, Afrin Operasyonu bütün bölge halkı tarafından çok olumlu görülüyor. Bunun sınırlarımızı korumak için, güvenliğimizi muhafaza etmek için, terörü bölgeden silip atmak için yapıldığını halkımız çok iyi biliyorlar. Hem Kilis halkı hem Hatay halkı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın Hatay'da bir diğer durağı Reyhanlı'da sivil toplum kuruluş temsilcileriyle yaptığı toplantı oldu. Akdağ Batı'yı mülteciler üzerinden Reyhanlı'dan eleştirdi. Akdağ Hatay Valisi Erdal Ata da eşlik etti. Bugün Batı dünyası kendi ülkesinde birkaç bin, birkaç on bin sığınmacıyı, mülteciyi ağırlayamazken, bunu önlemek için elinden gelen her şeyi yaparken, yerine göre insan haklarını, mültecilerle ilgili uluslararası hukuktan doğan hakları hiçe sayarken, Türkiye Cumhuriyeti 3,5 milyona yakın kardeşini bağrına basmıştır. ABD'nin kendine ortak olarak terör örgütünü seçtiğini söyleyen Akdağ, Türkiye sınırında oluşturulacak terör oluşumuna izin verilmeyeceğini bir kez daha dillendirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının güneyinde bir terör ordusu olacak ve biz o terör ordusuna müsaade edeceğiz. Hangi hür ülke, hangi demokratik ülke, hele hele de gücü varsa böyle bir şeye razı olabilir. Herhangi bir ülkede, bir Avrupa ülkesinde, Amerika'da 3 tane teröristin varlığına tahammül edemiyorlar. Binlerce, on binlerle ifade edilen, binlerce tır silahla mücehhez kılınmaya çalışan birilerine Türkiye Cumhuriyeti müsaade eder mi? ABD'yi bu konuda sağduyuya davet etti ardından. Ama ister anlasınlar ister anlamasınlar, teröristlere demir yumruk sallamaya devam edeceğiz diye de ekledi. Bizi akılcı bir biçimde sağduyuyla anlamalarını bekliyoruz. Ama daha önce de söyledik, ister anlasınlar ister anlamasınlar, mazlumları korumaya
onları şefkatle kucaklamaya, teröristlerin üstüne de demir yumruğumuzu indirmeye her zaman hazır.